Evet, komuta sarıp bunu sevdi. Çok özlem şey yapıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün komuta sar. Çok büyük bir şey yapıyoruz. Bugün Rokov'una yeni gelen güncellemelere bakacağız. Neler neler geldi. Neler neler gelmedi. Ne var ne yok hepsini size göstereceğiz birazdan. İlk olarak bir apartman falan filan gelmiş mi diye bir apartmana bakalım komutanlar. Yani bir Rokovan'a dün bir güncelleme geldi. Şöyle göstereyim size ama. Yazık ki hiçbir şekilde bir apartman gelmemiş. Fakat yeni bir araba görüyoruz. Şuradan göstereyim size. Böyle videoların devamı için bu videoya like atmayı unutmayın. Şu hemen şu aracı çıkartana da şuna bakalım. Stone 4 Driver diyor. Gördüğünüz gibi. Bu yazının tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. Böyle değişik bir yazı. Böyle gördüğünüz gibi. Güzel. Hadi bırak. Gördüğünüz gibi böyle. Bir araba. Yavaş mı? Yavaş baya. Hızlı mı? Bu arada yavaş da yavaş dedim de ben hızlandırmadım yoksa yani. Arabalar hızlı. Dur bakayım, evet. Şimdi drift modunu biraz düşürdüm de drift atarız ya. Şöyle evet komutası gördüğünüz gibi abi of. Fakat ben bu arabayı fazla böyle çok akıcı bir araba değil. İşe yarar mı? Yarar yani. Fakir arabası diye kullanabiliriz. Şimdi gönül gibi komutasır. Şöyle bir dönüş yaptım. Evet, burada gönül gibi komutasır. Değişik şeyler var abi. Mayer ofisi. Şimdi Mayer ofisine bir gidip bakacağım yani ben. Biliyorsunuz ki değiştirdiler bayağı. Önce buraya bakalım. Burada bir şey var mı diye. Burada bir zemini falan filan bir gariplikler yapmış gibiler burada da. Çok fark edilmiyor ama. Yani. Burası herhalde normal kişiler için. Burası da böyle VIP, premiumların için olabilir. Evet, şöyle komutaslar. Şuraya gelirim hemen. Burası abi. Burada böyle camlar falan filan var. Burası böyle bilgisayar falan filan böyle güzel. Bunlar da böyle rengini değiştiriyor dolabın. Bunların ne işe yaradığını biliyorsunuz. Böyle duvarları değiştiriyor falan. Burada bir de şöyle garip bir şey yazıyor. Modelik ajans yazıyor. Demek ki burası da ajansın bir ele geçirdiği bir yer yani. Burada bir tablo vardı abi eskiden. O tabloyu nereye koyduklarını ben size birazdan söyleyeceğim. Eskiden burada bir tablo eskiden. Artık o yok yani burada, haberiniz olsun. O ışıklardan artık buralarda yok. Şimdi ben bir el fenerini böyle bak böyle şeyler geldi. Burası bu geldi, bu geldi. Bir de bir şey daha geldi ha. Bu geldi, bu da bana güzel mi geliyor? El fenerini de alırım. Tamam. Diğerleri bakın. Yani o diğer kimlikler falan filan çok önemli değil ama onları da gösteririm yani. Sonuçta güncelleme. Gördüğünüz gibi böyle bu. Bildiğim Mr. Brokov'un... Oha! Şuradan üzerinde kod falan yazıyor. Dur bakayım. Bu kodu bir yere girmemiz lazım galiba. Tamam, buraya gireriz o zaman. Tamam, de buna bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu da böyle ticket diye böyle bir garip bir şey, bunu anlamadım. Neyse bir şunu alırım abi, bakın. Güzelliymiş lan. Neyse. Burada gördüğünüz gibi bir tane oda var. Oda diyorum, dev gibi bir ev var. Şimdi eskiden burada o normalde itfaiyecilik vardı komutası. Bu arkadaşlar itfaiyeciliği ara sıraya koymuşlar abi. Eskiden burada da autoshop vardı. Autoshop demişler, göstereceğim birazdan. Burada gördüğünüz gibi bir yerimiz var. Bu normal abi. Bunda çok bir değişiklik göremedim ben. Bir sürü de itfaiyecilik şeyini almışlar galiba.
Böyle ufak değişiklikler harici bir şey yok burada. Burası da abi. Böyle bildiğim bir ajans üstü. Şimdi gelelim. Bir yerler biz diyorduk ki işte abi ajans üstü gelecek falan filan işte. Herkes diyordu ya işte geldi yani. Bu yani abi. Şimdi biraz bunu tabloyu koymuşlar diyor komutası. Mayır ofisindeki tabloyu nereye koyduklarını birazdan göstereceğim abi ben size. Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle bir bilgisayarımız var. Yine burada bilgisayarın test edeceğim abi. Gördüğünüz gibi burada bunun böyle arkasında bir şey yok. Yani bunun burada defter falan filan var abi. Burada böyle kitap var bir tane anlamadım. Böyle bir tane de bir tıklanmıyor bunların üzerlerine. Bakın bunların tıklanıyor böyle mesela. Kozmik spor savaşçı yapabiliyoruz bunları tıklayınca. Şimdi abi bakın burası çok güzel bunu. Şimdi buradaki şey şu kuruluş bak şuradaki şeyi tıklayınca bu böyle çalışıyor falan. Anlamadım. Belki şu an ben bastım ya belki dünyalı uzaylılar bile basmış olabilir. Tehlikeli bir şey yaptım. Şunları da hareket ettirebiliyormuşuz. Tamam. Gayet garip yani değil mi? Şimdi burada böyle şeyler falan filan var. Burada bu eski üstteki yerlere benziyor. Yani mesela eskiden gelen bir tane ajans üstü vardı ya komutasar o dağın orada. O ajans üstü abi işte şey orada korular vardı ya biz onlara tıklayamıyorduk böyle. Işıklar falan filan vardı yani. Dünyayı kontrol eden odalar vardı. İşte o üstün anahtarlarını belki açmamıza işe yarıyordu diye ben baktım da abi hiçbir işe yaramıyor. Abi bağlantısı bile yok ama ilerleyen zamanlarda gelebilir yani haberiniz olsun. Ben her şeyi denedim yani size söyleyeyim. Denemediğim hiçbir şey yok yani. Burası gördüğünüz gibi böyle tuhaf bir yer. Bakın burada böyle bir şeyler yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Burada da komutasar gene gizemli şeyler var. Bakın mesela burada abi şöyle bir yazı var. Bunun ne anlama geldiğini gene bilmiyorum. Hepsini çevireceğim size. Haberiniz olsun. Neyse. Burada böyle bir tane şey var. Şimdi burada böyle tuhaf bir şey de var. Mesela buna böyle kırmızı oluyor arada. Basınca. Bunun da arkasında bir şey yok. Oha dumanlar çıkıyor. Ne bu böyle abi? Ha tamam. Bir de bu ağaç sürekli kırmızı yanıyor. Anlamadım bir şekilde. Bununla bu abi, hazine gizem bulma aleti olmasın? Eskiden bunu onlar deniyordu. Böyle gizemli yerlere gidince mi oluyor anlamadım ama çıkınca da son bulduk yani. Neyse. Bu arada bunun altına bakarım hemen. Bakın burası sanki açılacakmış. Bir şeye basacakmış. Da burası açılacakmış gibi geliyor bana. Haberiniz olsun. Biraz bakmaya çalışsın. Evet bir yor var gördüğünüz gibi. Bence abi burası açılacak herhalde. Çünkü şurada bir polisi gördüğüm gibi geldi bana da neyse. Şurada gördüğünüz gibi komutasar. Gene bir dolap var ve dolabın arkasında gene bir şey yok. İçine de bakarım mı şöyle abi? Bir şey vardı gibi. Bence yoktur büyük ihtimal. Neyse. Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle mavi böyle tuhaf bir CD çalar gibi. Bakın burada hacker falan diyor abi. Bu da Zenla ile alakası olabilir bu arada haberiniz olsun. Zenla Roblox'a ekleyecek diyorlardı işte. Burada gördüğünüz gibi hacker sayfası açık ve bunu değiştiremiyoruz. Burada name yazıyor. Burada gördüğünüz gibi ben tıkladığımda böyle oluyor ve name'e tıkladığımda da bir şey girmemi istiyor. Ben Kozmik Spor Savaşçı'yı giriyorum şöyle göstereyim size. Çünkü neyim yazıyor adını giriyor yani. Tamam. Fakat anlamıyor yani olmuyor saymıyor. Yok oruyormuşsun. Buna da yazayım. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi yaptık. Pek bir şey olmadı. Burada gördüğünüz gibi Roblox'u böyle ele geçirmiş suçlar var. Böyle ya da bakın şu her bakın şu gördüğünüz gibi bir polis bir zombi polis görüntüsü. Anlamışsınızdır. Zombi bir polis. Hepsi bir anormal. Bakın bu böyle uzaylı tarzı bir yaratığa benziyor.
Bu vampir zaten. Kırmızı bir vampir koymuş. Bu vampir su. Ne paryançı ile böyle garip bir yaratığa bakıyorum. Bu da bildiğiniz uzaylı zaten. Astronot kıyafeti giydirmişler. Bildiğiniz uzaylı yani, haberiniz olsun. Şöyle bakarım ona. Buraya bakarım kafasına. Buna bakarım. Çünkü bu da açılacakmış gibi geliyor bana. Bunun arkasında bir şey varmış gibi. Bir dakika. Oha, gizli buton buldum. Bir tıklayalım bakalım. Ne oldu abi tıklayınca? Yeşil bir buton bulduk. Şu anda aktif. Ha, ben bunun ne olduğunu anladım. Tamam, birazdan söyleyeceğim size. Burada gördüğünüz gibi böyle bir oda var. Burası kiliseye benziyor mesela. Bir dakika abi. Gördüğünüz gibi burada böyle mikrofon falan filan var. Burada gene kağıt var. Bu kağıtları şimdi ışığı kapatıp bakacağız zaten. Neyse, hadi bakalım. Işığı bir kapatalım önce. Şimdi zaten o panonun nereye gitti. Mayer elindeki tabloyu nereye taşıdıklarını birazdan göstereceğim size. Evet, şimdi ışığımızı ararım ve ilerlemeye başlayalım. Önce buraya bakalım. Çünkü burada çok kağıt var. Şimdi ben bakıyorum kağıda, hemen şunu bir söndürüyorum. Tamam. Bir şey yok. Buna bakarım. Bir şey yok abi. Bunlarda bir şey yok ya. Burada bir şey yok, tamam. Buraya bakarım. Burada bir şey yok. Şöyle karanlıkta gözükür diye böyle de bakıyorum. Böyle de bir şey yok yani, haberiniz olsun. Fakat o da bir şeffaflık var şurada, anlamadım ne alaka, camdandır. Binini görüp duruyorum ki de bir kapı. Gördüğünüz gibi komutaslar, oradaki tabloyu buraya taşımışlar. Karanlıkta parlıyor bu. Bu tabloyu abi sadece karanlıkta görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Mayer ofisindeki o tablo vardı ya abi, onu kaldırmışlar ve buraya koymuşlar. Belki başka bir şeydir ama benim tahminim aynısı. Şimdi burada bakalım başka neler var. Arkasında bir şey yok, tamam. Mayer ofisi yine basıyor burada, tamam. Koyma sıfırsa basıcı yaparım. Burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Yani bir gizli yer yok. Yani gizli bir yazı yok. Işığı kapatınca parlıyor. Işığı o yüzden yakarım. Bak, ışığı yakınca hatta bir şey gözükmüyor oradaki tabloda. O sadece kapatınca yanıyor. Şöyle hemen bakarım buraya. Burada da şimdi ışığı kapatacağım. Bakarım hemen. Bakalım ışığı kapatınca bir şey oluyor mu diye. Yok. Olmuyor galiba. Evet, şu an biraz da gizem yok ama gene de gizemme duru yani komutası. Sen birazdan şuradaki kuşun üzerinde yazan gideceğiz yani, merak etmeyin. Kod işte. Ben bunu. Var. Böyle bakarım. Evet, gördüğünüz gibi böyle, çok önemli değil. Ya bir şey yok. Biz yine de bayağı baktık yani, haberiniz olsun. Neyse komutaslar. Buraya bayağı baktık abi. Şimdi şuradaki yazan kodu bir yere girelim bakalım. Yani şimdi şu ışığı bir yakarım hemen. Tamam. Şimdi bu kodu abi ilk olarak şuraya bir gireceğim. Bakayım burada bir şey var diye. Ne yazıyor burada, hemen bir bakalım. Bir dakika, şunu aktif ederim. Tamam. Abi hatırlayamam ben, bu arada dur. 65. Gizemli bir şey yazıyor da orada, bir dakika. 65, 79, 90, 544. 65. Bir dakika, şuraya gidelim o zaman. Çık
Bilmiyoruz ki şu an. O hatırlamıyor abi, dur. Ha tamam lan, doğru. Şeyi açmadık. Açmış 76. Tamam, bunu bir bakalım. Gitmiş artı yapmışım ve 79'muş. Sıfır beş kırk dört. Altmış beş. 79. Sıfır beş. 44. Bizimiz bu ve sansörlendi gördüğünüz gibi. İşte bunun bir şifre olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Komutasar abi, ne güzel lan. Tamam. Ne güzel değişmiş be. Harbiden şey oldum. Neyse. Bakayım burada kağıda. Burada kağıtta belki bir şey vardı abi. Ben bu işe bakmadım ki. Burada gözüküyor, bir tane kasa var abi. Bu kasayı açabiliyor muyuz diye merak ettiğim için bir deniyorum açmayı. Evet, adımı yazdırmıyorlar. Belki ondan açıyorumdur. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi daha ben ışığı kapatacağım gene, bir şeyler olur diye. Bir dakika. Bir dakika, o kadar şey yaptık, bir yere bir şeyler yazdık. Belki buralar açılmıştır, bakalım. Şuraya bir çıkarım o zaman. Bu butonun bu arada ne olduğunu açıklayayım. Bu buton komutası itfaiyecilikten, böyle ne bileyim, polis merkezinin falan filan, böyle altında masanın altında butonlar var ya, size hatırlatayım, zaten hatırlayacaksınız. Hani bunun altında böyle buton var falan vardı. Aa, bu kırmızı yanıyor. Niye oradaki yeşil yanıyor? O zaman bağlantılı değilmiş. Ben yanlış sandım. Bir dakika. Başka bir şey de olabilir o. Neyse komutasar, bu video fazla uzun oldu. Bir sonraki videoda bakarız ona abi. Yani bir sonraki videoda daha detaylı inceleyeceğim gizemlerini, merak etmeyin. Yani daha detaylı inceleyeceğiz. Yani her şeye bakacağız abi. Bu şifreyi başka yerlere yazmayı deneyeceğiz mesela. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hemen dansımızı edelim. Bye bye.